3 Mayıs, 9 Mayıs. Hangi duaları okumamız lazım? Mutlaka 21 adet karınca duası. Evinizin bereketi, paranızın bereketi, rızkınız için. Yani hayır gelecek rızkınız için. Mutlaka karınca duası okuyun. Ben 21 adet diyorum. Siz istediğiniz kadar okuyabilirsiniz. Ayetel Kürsi, Nas ve Felak mutlaka 7 adet okunacak. Ve şöyle demek istiyorum. Özellikle nazar enerjisi istiyorsanız Maun suresini 41 adet okuyayım. Üzerinizdeki nazar yani ya da Maun suresinde şöyle bir özellik var. Rüyada görmek istediğiniz insanı görmek için 41 adet okuyun. O yüzden rüyanızda görmek istediğiniz kim varsa bunu görebilirsiniz. Nas suresini mutlaka okuyun. Cin şerrinden yani kötü gözlerden korunmak ve bedeninizdeki aksiliklerden kurtulmak istiyorsanız günde 21 adet her gün düzenli okuyun. Sizden ricam bunları okuyun ama bu hafta mutlaka bir fakir olan bir eve sizden tek ricam ben de yapacağım çünkü bir tane bulgur, pirinç, makarna, salça, yağ, şeker mutlaka kalbiniz neyi bırakmak istiyorsa lütfen bu duaları okuttuktan sonra bu erzağı gidin birine verin. Eksik olan, yarım kalan, evinizde ne kadar bekar bile bir çocuğunuz varsa ben mesela çok fakirse mutlaka et alıyorum. Bu dönem mutlaka çocuk sevindirin. Mutlaka yaşlılarımıza yardım edin. Yani bu güzel mübarek günlerde birilerine dokunun. Allah sizinle olsun, umutlarla olsun. Umutsuz hiç kimse olmasın. Çünkü en güzel umut Rabbimdir. Umudu kaybettiğiniz zaman Rabbim de sizi kaybeder. O yüzden umutsuz hayat olmaz. Allah'a şükredin. Sağlıklısınız, nefes alıyorsunuz. Vücudunuz çok güzel, enerjiniz çok güzel. Sağlık nefesle alı güne uyanıyorsunuz, güne doğuyorsunuz. Her gün şükürler olsun, her günümüze hamd olsun diyelim. Sevgiyle kalın, umutla kalın, inançlarınızla kalın. Rabbim sizi her daim evinizde, sokakta, çocuklarınızla birlikte korusun. Ülkemizi, dünyayı korusun. Allah'a emanet olun.